Fotoğrafın öyküsü başladı. Ben Öykü Cengiz. hoş geldiniz. Bu akşam Gökhan Mumcu bizlerle birlikte. Gökhan, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, süperim. Siz nasılsınız? <laughs> Biz de çok iyiyiz. Sen buradasın, çok daha keyfimiz yerinde. Fotoğrafların var bir sürü, hepsinin öyküsünü dinlemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Valla ben de görmek için sabırsızlanıyorum çünkü çok merak ediyorum. Hangilerini seçtiniz? Ben e, editörüm Özgür seçiyor fotoğrafları. Ben ya böyle öyleymiş. her konuma özellikle söylüyorum. Ben de fotoğrafı seninle birlikte göreceğim şimdi. Hadi bakalım. Küçük küçük akışlarım var ama gerçekten hangi fotoğraf seçmen mümkün değil zaten mincik mincik. Yaklaşık 40 tane fotoğrafım var. Bakalım kaç vereceğiz? Evet. evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Gelsin ilk fotoğraf. Yarışmada gibi hissettim ya. Değil mi? Aha. Yarışmamız başladı. başladı. Anlat bakalım başladı. burada kaç senesinde, kaç yaşında ve neredesinde? Ben orada Almanya'dayım. Ee, i̇lk okul bir, ee, Uta Lora falan yazıyor. İlk okul biri ben Almanya'da okudum, hı hı. Ee, sonra Türkiye'ye döndük. Yani Almanya'da doğduğum için. Hı hı. O da bu fikstir. Yani bütün ilk e, okula başladığın gün e, bu fotoğrafı çekerler, yazıyı yazmaya başladığın gün daha doğrusu. Birinci sınıf öğrencilerin fix karesidir İlk e, yazmaya başladığın ilk gün fotoğrafı. Evet. Okulun evet. ilk gün fotoğrafı değil. Değil yani işte muhtemelen işte yaz, kalem tutmayı öğrenmişim orada. Çok da net hatırlamıyorum ama yazmayı öğrenmiştim çünkü arkası Uta Lora. Bizim e, Ayşe ile şey gibi, Ali gibi ha. Uta ile Lora vardı. Onu, onu yazıyorsun. Aynen onu yazıyorsun. O fotoğraf. Bu fotoğrafın çekildiği anı hatırlıyor musun peki? Ya şöyle Böyle aslında o dönemi çok iyi hatırlıyorum çünkü... Türk olduğum için hmm. o yıllar 81 82, pardon 82 olsa gerek o. 82'de çok ilginç. Türklere karşı ki çok da Türk şeyi yok yani böyle hani <laughs> tipoloji olarak şey değil. Fakat böyle bir akran zorbalığı yaşamıştım. Hmm. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Yani böyle baya işte Alman kardeşler bizi, beni dövmüştü. Aa. Tabii ilkokul 1'de o yüzden de hiç unutmam yani şu halimi ve bu fotoğrafı gördüğüm anda o aklıma gelir. Hmm, çok da aslında böyle neşeli anılar gelmiyor Değil ya, o çocuk, zaman. Çocukluk şeyleri aslında hani bence bilinçsel, bilinçli yapılmış bir şey değildi o. Sanki. Ee, yabancı olduğun için dışlıyorlardı o zaman. Ya dışlamıyorlardı işte. Dövdüler, işte, dövdüler dedin çünkü. Bayağı karnıma yumruk yemiştim hatırlıyorum işte Türk deyip işte pis Türk ha. deyip falan böyle yapmışlardı. Ben de üzülmüştüm tabii. Ama e, hatta ya şöyle diyebilirim. Bu, bunlar hep işte Türkiye geri dönmemizin nedenlerinden e, bazılarıydı. İşte bunun gibi işte ileride de sorunlar yaşarız diye annem ve babam o dönem karar veriyorlar ve Türkiye'ye dönüş yapıyorlar. Irkçılıkla mücadele edemeyiz, çocuk kötü etkileniriz. Evet. Ya ırk, evet Belki, ırk, değil mi? ırkçılık Bilmiyorum ya şu anda gittiğim zaman hiç öyle bir şey görmüyorum. Çok seneler geçti ama çok. o zamanlardan bahsediyoruz çok. tabii. Çok 82 81 O nesil büyüdü, gelişti tabii. değil mi? Kültür tabii, tabii. değişti. O yüzden tabii. hani o yıllara ait olan. Ya, bu, e tabii, tabii anne baba olarak da hemen çok daha ileri yön göremiyorsun. Evladını korumak için bir an önce aksiyon almak istiyorsun. Aynen öyle, öyle yaptılar. Muhtemelen. Yani hem abim hem ablam. Hı -hı. Biz dört kardeşiz bu arada. Dört kardeşi de e, kız kardeşim en küçüğümüz zaten. O daha okula başlamadan buraya Hadi gidelim demişler ve biz Türkiye'ye dönmüşüz. Ama sonuç olarak böyle e, çok güzel çıkmış bir fotoğraf. Evet ben de seviyorum. Değil mi? Enerjisi güzel. Enerjisi güzel. <laughs> arka planını çok görmedim ama fotoğraflar o anı yansıtır, o anın öyküsünü, evet. o anın kahramanlığından dinliyoruz diye programda altını basa basa söylüyorum çize çize. Hakikaten fotoğraf bambaşka bir şey anlatıyor evet. bize ama altyapısında yani arka planda o duygu Yağlar... olarak çok daha farklı. Çok yani... Ee, çok net hatırlıyorum. Çok şey var. Mesela o dönemde e, sümüklü böcek yarışları yapardık bahçede. Çocuklar sümüklü böcek toplardı. Çok fazla vardı. Onlar yarışırlardı teneffüslerde, aralarda falan. Ya böyle güzel oyunu, güzel değil. şeyleri hatırlıyorum. Ya yani o bir ne güzel. şey vardı. Aslında. Çocuk işte yani, Çocuk haklı yani. Ne o da şey yapan bak. da çocuktu. Doğru. Muhtemelen. onları yapan Yalnız. da çocuk. Üzülüyordur şimdi. İzliyorsam buradan falan diye. Değil mi? <laughs> kesin kesin üzülüyorlardır. Hadi gelsin yeni fotoğraf. Hey, bu da bizim aile. Yine Almanya'dasınız değil evet, mi? Evet, rahmetli babam. E, orası bizim evin e, karşısın böyle çok enteresan. Ben saray bahçesinde büyüdüm diyeceğim şimdi ama o <laughs> Baba arkadaki başınızda mandolin çalardı falan diye Ya gerçekten şu arkadaki görünen şey e, bina bir şato. Almanya'da çok fazla var. Ee, orası o, o o bölgenin bilmem nesiymiş işte. O binanın çevresinde de evler var. Bizim bahçede burası. Ya onun bahçesinde büyüdüm. <laughs> Saray bahçesinde büyümüş çocuklarız <gülüyor> biz. <gülüyor> ee, abim baştaki işte şöyle duran şu anda Almanya'da yaşıyor. Ee, oturan Vildan kız kardeşim, ayaktaki. Ha bir dakika. Ha yok Vildan'ın yanındaki yani yerdeki abim öbürü benmişim. Şu anda Şöyle daha Hangisi yakın buradan bir bakınca. Kardeşler karıştı. Hangisisin sen? Şimdi e, şey böyle duran benim. Babanın sağ tarafındaki ba, sensin. Evet babamın sağ tarafındaki Hı. benim. E, başını okşadı kız kardeşim Vildan. E, ayaktaki diğer yan durmuş olan Göksel abim. E, bize bakan da ablam Handan. Peki Adı bu anı baba. hatırlıyor musun? Fotoğrafın çekildiği anı. Ya şöyle yani. bu biz... Kar yağdığında hemen kızaklara binerdik. Yani bütün çocukluğumuz işte Almanya'da olduğumuz dönemde o kızak işte hikayesi üzerinde kar yağmasını beklerdik. Ve sürekli kar yağardı zaten. Almanya hep öyle daha da fazla yağardı herhalde o dönem. Ee, tabii ki hatırlıyorum çok eğlenirdik çünkü. Yani karın içinden... Ama bir çocuğun penceresinden baktığı zaman işte kar yağmış kızaklar dışarıda hani evet, ne eğlenceli. Hiçbir sınırlama yok saray bahçesi olduğu için tabii, zaten. Tabii istediğimiz gibi bahçede tabii. oynuyorduk. Gerçekten çok özgür bir çocukluk yani o 7-8'e kadar orada çok özgür bir çocukluk yaşadım. Yaşadık hepimiz. Çok keyifliydi. Yani, Peki, babanın da şıklığı o karın üstünde olması. Hep böyle o şey kötü şapka, şey evet, şapka hep vardı. Altosu. Ee, böyle İspanyol paçalar falan hep hep böyle jantiydi. Boynunda fluar var sanırım yırtık e yırtık şey, atkıyı atkıyı tarzı öyle bağlamış çok... aslında annem çok zevkli hep onu böyle giydirirdi rahmetliyi e, dikkat ederdi o da kendi giyimine, kuşamına. Sağ olsun. Allah Gel, rahmet. Yani Allah rahmet eylesin. Çok güzel çok, fotoğraf ama. Çok güzel. Hadi bakalım gelsin çok güzel. yeni fotoğraf o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim çılgın bir şey düğün. <laughs> çok iyi. Herkes ee, şimdi size geleceğim ama Eşiniz Ceren. Ceren, Ceren, Ceren onun hemen arkasındaki beyefendi nasıl o kadar zıplamayı başarmış ayaklar yerde değil. hemen Ha, şey, sağ Osman. <laughs> evet evet ya şöyle şimdi eşim zaten fotoğraf sanatçılığı da yapıyor, aynı zamanda keman sanatçısı. Çok güzel. Çok fotoğraf konusunda da çok yetenekli bir arkadaşımız eşim <laughs> sağ olsun bütün fotoğrafları yönlendirmeyi de çok iyi biliyor. Yani o fotoğraftaki hadi herkes zıplasın durumu, bilmem ne falan çok çok iyi kontrol. E tabii yani fotoğraf sanatçısı e, olduğu için çok o verdirdiği pozun tabii. nasıl e, donacağını biliyor. O anın nasıl ölümsüzleşeceğini evet. Biliyor, öngörü. Evet. işte o bizim anda da e, bize uyan hepsi de bizim çılgın arkadaşlarımız. Hepsi zıpladılar. Böyle bir kara çıkmış oldu. Çok eğlendik. Yani bizim düğün çok böyle niş 100 tane arkadaşımızın bodruma gelerek yaptığımız böyle kendi ellerimizle hazırladığımız işte çiçekler böceklerle yaptığımız bir bahçe düğünüydü. Çok, çok keyifli, keyifli olmuştu. Sıcacık, çok sevgi çok. dolu bir düğün olmuş. Şey diyorlar, tekrar yapsanız da falan diyorlar. Değil mi böyle şey yıl dönümlerinde işte 5. yıl, 10. yıl, evet. değil mi böyle? Ya işte çok mümkün olmuyor. Peki <gülüyor> <gülüyor> Peki nikahtan önce mi çekildi, sonra mı çekildi ee, o zaman? nikahtan hemen sonra çekildi. Nikâh. Elinde e Evlilik cüzdanı mı? Cüzdan o. Evet şey kırmızı. Evet benim elimde. Onun evet. öncesinde bir foto şeyi vardı aslında videosu var bunun. Böyle e, Ceren herkesle e, sar, sarılmak için elindeki şeyi bana veriyor. Hani <laughs> e, nikah memuresi Ceren'e takdim etti. Sonrasında da. Ceren herkese sarılırken tut şunu dedi ben aldım ben bu cebime koydum falan <laughs> böyle öyle bir de karemiz vardı ama galiba o burada yok. Peki ne hissediyorsun böyle ağzın kulaklarında çok mutlu olduğunu görüyoruz zaten fotoğrafta ama içte nasıl e çok, bir heyecan var? E, çok yani çok severek zaten hani çok e, şey evlendik yani her şey çok e, yerindeydi. O yüzden de hani evlilik sadece işi birazcık taçlandırmaktı. E ee, çok mutluyduk tabii. Nasıl hala. evlenme teklif etmiştin? Ya e, o da ilginç. İtalya'ya gidiyorduk. Ba giderken dediler ki ya İtalya'da dediler şey şimdi yakışıklı erkekler vardır falan şimdi kızı ka kaçırma bilmem ne falan dediler böyle falan. Şaka tabii. <laughs> ee, şöyle ben aslında Ceren Borusan Flamoni'de çalıyordu. Hı hı. Söylüyorum ama herhalde hı. sorun olmaz. Eee onu izlerken e, kayınvalidemle birlikte sahnede onu izliyoruz. E, Eğildim kayınvalideme şey dedim ya e, mürdane dedim. Ben galiba dedim yarın dedim cerene şey yapacağım evlenme teklif edeceğim dedim. Ya dedi olur mu olur dedi. <laughs> Kızı öyle istedim ben. Çok güzel. <laughs> Ertesi günde giderken e, İtalya yolculuğumuza teklif ettim. Ama nasıl yani havaalanında mı yolda hava? Yok uçağın hava... içinde. Hatta bütün uçak çalışanları da bana yardımcı oldular bunu yaparken. O mu? O hikaye de <laughs> dinleyelim. Nasıl oldu? Ya çok ilginç oldu. O kadar olmasını aslında şey yapmıyordum. Ee, ama e, bütün hostesler bir anda bana şey oldular. Ee, Hostese mi söylediniz mesela? Ya dedim yani ya oturduğunuz uçağa evlenme teklif edeceksin. Yani dedim ben birazdan evlenme teklifimi edeceğim dedim mesela. Nasıl oldu? Evet. Nasıl yani haberlerim? şöyle oldu. Aslında ya belki klişe gelecek ama e, ben. Oradaki hostes arkadaşlara söyledim. Dedim ki bir anons yapabilirler mi dedim şeyden pilottan işte hmm. Gökhan Mumcu işte şeye çağırıyoruz diye. Ceren çünkü bundan böyle acayip şey olacak. Ne oluyor? Ne oldu? Neden Panik. niye çağırıyorlar? Bir şey mi oldu falan diye bir heyecan yaratmak istedim. Fakat bu çok mümkün değilmiş böyle bir anons yapmak. O yüzden de bekleyin dediler tamam. Sürpriz bana da geldi zaten. Şimdi ben bekliyorum, bu nasıl oldu? Muhtemelen da? falan ekip bu şekilde konuştu, ne Yüzüğü yapalım Yüzüğü benden aldılar. Ee? <laughs> Dedim, yüzük de gitti. Bekliyorum böyle, ne olacağını da bilmiyorum. Ya sürprizi yapacakken sürpriz yapılan insan haline dönüştüm. Evet. Sonra bütün hostesler birlikte bize yemek getirdiler. Şey, işte o sırada yemek servisi vardı. Yemekleri getirdiler. Eee... Bir sürü şey, hostesimiz yanımızda. Ceren ne oluyor falan dedi. Niye bu kadar bize titizleniyorlar gibi baktı haliyle. E, hostes hanım şey dedi, e ekmeğin içine bakın, ekmeğin içine bakın. Ekmeğin içine bakın. Ya ekmeğin içini böyle şey yapmışlar, açmışlar, içine yüzüğü koymuşlar. <gülüyor> Kutusuyla. <gülüyor> Büyük sürpriz. Büyük sürpriz. <laughs> Ve e, tabii hani ekmeğin içine bakın falan deyince Ceren de gördü. Şaşırdı tabii, hiç beklemiyordu böyle bir teklifi. E güzel oldu. Bütün tatilimiz çok güzel geçti Ama bu sayede. Ama yani ikinize de böyle çok değişik bir anı olmuş. Yani senin o çaba, evet, sonra bana, sana senin de ne geleceğini bilmeden beklemen. Oldu. Ben gidince yaparım diye düşünüyordum. Sonra bir anda gaza geldim. Ne oldu bilmiyorum. <laughs> <O bir gülüyor> Heyecandan. Heyecan. Çok güzel. Böyle güzel anlarınız <laughs> ömür boyu devam etsin. Çok evet. sevgilerimizi gönderelim değerli eşin Ceren'e de ve devam edelim. Hadi gelsin sıradaki fotoğraf. Ay kızım. <laughs> Nasıl bir an? Nasıl bir an? E, biz böyle her fırsat bulduğumuzda Ceren'in ailesi de Amerika'da olduğu için benim de kendi arkadaşlarım ve iş çevrem orada olduğu için hem e, Amerika'nın çeşitli yerlerine gidiyoruz. Burası e, sanıyorum Kaliforniya, e, e, Los Angeles'ta bir yer ama bir AVM'nin bahçesi. <laughs> e, annemiz muhtemelen e, alışverişte. Biz de kızımla vakit geçiriyoruz yani onu oyalamaya çalışıyorum orada. Oyun oynuyoruz yani o bana bir şeyler söylüyor, ben ona bir şeyler söylüyorum ama ya, şimdi bu fotoğrafı muhtemelen Ceren çekmiş şimdi onun e, hakkını yemeyeyim. Camda bir yansıma varsa. Evet bekliyoruz. olabilir yani bilmiyorum ama onu Ceren çekmiş evet. Evet Ceren çekmiş ama alışveriş yapıyordu. Biz bunu yap geldi durun dedi, fotoğrafımızı çekti. Muhtemelen, ha, evet. Alışverişte <gülüyor> <gülüyor> geldikten sonra siz böyle karşılıklı oturuyordunuz. Evet. Kızının adı ne? Mila. Mila. mivela Mila. Mila. mivela kemanın iki notası. Hmm, çok güzel. Re ve sol var. Hı. Allah'tan kız oldu. Yoksa evet. resul olacaktı herhalde <laughs> çocuk, erkek. Çok güzel güzelsin. <laughs> Mila'yı koyduktan sonra oraya, hani sen burada otur. Neler anlatıyorsan artık nasıl oyalama taktiklerin varsa. Oyalamaya gerek yok konuşuyoruz yani oyalama değil daha çok sohbet ne yapıyoruz ne yapacağız işte sevdin mi veya e, bir, bir komiklik yapıyoruzdur birbirimize o bana çok ben ona. Çok dikkatli dinliyorsun seni ama çok tatlı Evet olursun. yani, yani buraya geliştim. gelirken de şimdi bisiklet sürdük birlikte öyle geldim yani bir, bir saat bisiklete bindik tabii. Çok keyifli. Vakit geçirmemiz gerekiyor. E, tabii tabii baba kız ilişkisi aşkı evet. çok başka tabii değil mi? çok şey oluyorum. Zaten o gün böyle bir çok iş yoğunluğu olursa bir ilişki kuramazsam o kadar büyük vicdan azabı çekiyorum ki çok acayip bir duyguymuş. Yani inşallah isteyen herkesin yaşayacağı bir duygu olsun. İnşallah. Kaç yaşında şu anda? Şu an 9. Maşallah. O her gün değişik bir gündeminiz vardır şimdi evet. sizin değil mi? Ama şey, artık yani o ya 6'ya kadar baba figüran genelde hı hı. götür getir işte falan durum ama şimdi bu yaşlarda çok fazla kontağımız var. Konuşuyoruz, fikir çok zaten fikirliğine şey yapıyoruz, onun fikirlerine saygı duyuyoruz, ondan duymak istiyoruz. Ben birazcık da hani fazla teşvik ediyorum, bir şeyler söylesin, konu hakkında fikri olsun, karışsın diye. O da sağ olsun babasını kırmıyor. İşte böyle. Baba bu niye böyle oldu diye her gün böyle değişik bir fikirle ya da soruyla gelen bir çocuk Yok. Çocuklu. Yok, çok mantıklı. Zaten genelde çok böyle şey biliyor. O Öyle olmaz ki diye böyle gayet şey net tavırları var. O yüzden de hani hiç öyle bu neden böyle? Baba bu ne? Bu hiç hiç duymadım yani benim kızımdan. Genelde fikri var. <laughs> o fikirde de fikrini güzelce bana izah ediyor. İstemediği bir şey olsa asla kabul etmiyor. Bir şeyden çok eminse kabul ediyor. Gibi özellik. Ne kadar önemli. Özgüvenli büyüyen yani çocukların fikirlerini böyle evet. gayet güzel bir şekilde annesine, babasına, arkadaşlarına e, kırmadan, incitmeden böyle evet. dile getirmesi muhteşem bir özellik. Çok şanslıyız. Mila da eminim ki şansı sizin gibi annesi babası onu böyle güzel güzel yönlendirdiği için ne güzel böyle hep mutlu ve sevgi dolu anlarınızı hep artarak devam etsin. ve çok şanslı ve sevgi dolu bir ortamı ve hayatı olsun her zaman diyelim. E, yani. Hadi devam edelim. Gelsin sıradaki fotoğraf. Oo, bu çok eski. Oh. <laughs> bu e, çok Nerede eski bir fotoğraf. Vay be. Bunlardan nasıl bulunmuş fotoğraf? Burası şey bir tekne. Benim askere gitmeden önce verilen bir parti bu. Bir 20 senesi vardır değil mi fotoğrafın? Fazlası vardır. O fazlası yani mı vardır? 2004, 20 sene var. Evet, tam 20 sene öncesi. Ben de fotoğrafı çekenmiş gibi nokta atışı seneyi bildim. Evet. Peki çok, ne, çok neden eski bir aradasınız? Arkadaşım, e, yani sürekli zaten görüştüğümüz bir dönem oldu o Hı -hı. dönem. Ee, o da sağ olsun. Bizim o gün yanımızdaydı. Beni askere gönderirken hep yanımızdaydı. Ee, sonrasında o zaten çok daha fazla şey hayat şeyleri olduğu için evet. annem yanındaki kız kardeşim diğeri hep birlikteydik yani. Çok eski bir fotoğraf yani. Şey, e, tekne herhalde gezisi gibi askere gitmeden önce evet, öyle bir evet, böyle o yüzden e, bir parti arada. vermiştik. Evet. E, ya benim için herkes toplanmıştı. Zaten teknede herkes vardı. Yani Türkiye'deki herkes vardı. Bütün dostlarım, arkadaşlarım. O dönemde böyle çok network'ümün böyle şey olduğu, <laughs> Nirvana'sında olduğum bir dönem. Ee, yani şey diyorlar bu tekneye bir şey olsa Türkiye'de sanatçı kalmaz diyorlardı. Oo. Öyle bir tekneydi. Ama eğlenmişsinizdir ama. Çok eğlendik. Yani biz çok eğleniyorduk ama işte biraz yaşlar büyüyünce, sorumluluklar artınca tabii e, hayat e, şey değişiyor. Tabi e tabii herkesin kendi yolu oluyor evet. ve e, hepimizin yolu oldu sonrasında. E, az görüşebiliyoruz artık. Peki hadi gelsin sıradaki fotoğraf. Ee, Ay Şenay, çok çok severim Şenay Akay. Bu da e, galiba Adana moda günleri olsa gerek. E, askerden yeni döndüğüm zamanda sevgili... Eski bir fotoğraf o zaman? Çok eski bu. Bu yine 2005 ya da 2006 olsa gerek. 2005. Askerden döndükten sonra. Döndükten sonra 2005. Şenay hala aynı Şenay. Yüzden, <laughs> <değil mi? gülüyor> yani, yani böyle çok eski bir fotoğrafmış gibi de gelmiyor. Yani Sen de, Şenay da aynı şekilde. Evet, e, ben de fazla şey olmamış ama yok bayağı orada 20 yıl öncesi neredeyse, 19 yıl öncesi Adana Moda günleri. O dönem çok defile olurdu. Biz de hep çıkardık işte. O ilk çıktığım asker sonrası şey olduğu için o defilenin şey erkek baş... Modeli ben olmuştum, mankeni ben olmuştum sağ olsun bütün şeylerde vardım işte. Podyumda böyle bir şey atlattın mı kaza? Hiç böyle ayağın takılma, Yok. kayma öyle şeyler oldu mu? Yok. E Nereden geldi aklıma? Geçenlerde işte bu sosyal medyada böyle bakınırken, yaz videolarının arasında Aha. denk geldim. Ayaklar böyle evet. karışıyor falan düşüyorlar falan Ay, dedim ne kadar zor bir şeyti erkeklerde... gözler üstündeyken. Erkeklerde çok olmuyor da kadınların genelde topuklu ayakkabıları yüzünden o pleksi mesela oradaki sahnedeki yerde mesela o kaygan oluyor falan. Biz bir de defileye çıkmadan önce o kösel ayakkabı verirlerdi bize işte genelde kombinlerin altında Onların altını böyle şey yapardık tırnaklardı ki böyle şey olmasın kaymasın diye. Çünkü jilet gibi kayıyordu onlar. E, o kadar kayma ihtimali varken niye pultumu öyle pleksi şeyden e, Ama fotoğraf ediyorlar? önemli. Yani şey önemli. Biz askıyız. Düşen de düş. Düşen canım yani. Önemli Model, fotoğraf. Hele erkek modeller eskiden yani e, şimdi çok güzel bir grubumuz var mesela. Bütün modellerin olduğu eski o zamanın e, modelleri ve öncesi büyüklerimizin de olduğu. E, orada da her zaman söyleniyor. Mesela erkekler Belli bir yaştan sonra daha kıymetli hale geldi. Hmm. E, veya televizyon daha popüler işte mankenleri oyuncu olarak kabul etmeye başladıktan sonra aslında erkek modeller biraz daha kıymetlenmeye başladı. Öncesinde hep şeydik İşte orada kolla girecek olan erkek bizdik yani. İsmen olmazdık hani koreograflarımız bilirdi hmm. ama onun dışında e, modacılar işte Gökhan gelsin, Hüseyin gelsin demezlerdi. E ee, erkekler daha böyle semi celebrity'ydi. Hanımlar hep şeydi. Sonra ama değişti. <laughs> evet, biraz ben, daha değişti. Evet, yani belki televizyonda hani televizyona da bitti. gelmiş. Aslında Türkiye'de şu anda Türk model anlamında hiç kimse modellik yapmıyor. Farkındaysanız yani defile olursa çağla dışında çıkay yok. <laughs> yani onun dışında sadece yabancı modeller, bütün fashion weeklerde, bütün yapılan defile organizasyonlarında niye yabancı. öyle bir bitiş? Yani ee, bitiş de belki de hani çok iddialı bir kelime olabilir ama hani o eski zamanlar işte 2000'li yılların başındaki zamanlar gibi görkemli defilelerde işte her model ayrı ayrı. Şimdi dergilerde. herkes çok kıymetli, herkes çok kıymetli. Yani yabancı model arkadaşlarımız da kıymetli, çok da arkadaşımız var. Ama fiyat performans diyeyim. Şimdi yerli ve milli modellerimizle bir şey yapmaya kalktıkları zaman bir etkinlikte veya defilede çok mümkün olamıyor. Çok yüksek maliyetler çıkıyor. O yüzden daha uygun maliyetli yabancı modellerle ilerliyorlar. O yüzden de bütün ticaret o tarafa doğru aktı. İşin aslı bu. Yoksa hepsi hala gittikleri her yerde çok onur ediliyorlar ve Hepsi reklam yüzü oldu, hepsi farklı farklı kariyerleri oldu. O yüzden de e, şey değişti, sistem değişti diyebilirim. Hı -hı, Yabancılara geçti o iş artık. Hı -hı. Hem o, e, deza, yani Tabii iş alanlar için avantajlı bir durum olabilir ama evet. biraz da sistemin değişmesi Türksüler içeride de oyunculuğa başladı. başladı. Yani şimdi yarışmalar var bir sürü bir sürü işte evet. e, güzel yarışmaları, işte e, model yarışmaları hı hı. İzmir'de, Ankara'da her yerde var. Ama eskisi kadar böyle ses getiriyor mu sence? E, şöyle e, ses getirmiyor ama insanlar kendilerini çok güzel eğitiyorlar. E, menajerler var. Eskiden menajerlik bu kadar şey değildi. Yani 5 tane model ajansı vardı. Onun dışında 6.sı yoktu mesela. Hı -hı. Şu anda e, yüzlerce menajer var e, ve hepsinin temsil ettikleri e, şöhretler var. Hı -hı. İşte bunların kimisi modellikten gelme oluyor, kimisi işte akademilerden gelme oluyor ya da işte okullardan gelme oluyor ya da işte bir programa katılıyor işte bir sürü program var. oradan bir şöhret yakalıyorlar. O şekilde ilerliyor yani podyuma çıkmak artık şeyi karşılamıyor maliyetini karşılamıyor kişi. mesela senin de ajansın var biliyorum. Mesela menajerliğin geldiği nokta şimdi mesela sanatçı menajerliği olabilir model, menajerliği olabilir ne bileyim oyuncu menajerliği, sunucu menajerliği yani çok geniş kapsamlı soracağım. Yani menajerlik ne bileyim ben menajer deyince mesela şunu anlıyorum doğru mu anlıyorum yani bir isim vardır zaten hani menajer onu A noktasından B noktasına hani götüren isimdir Yani onun işte e, sanat kariyeri, kriz anında olan yaklaşımları, e, önündeki yolun daha farklı bir dinamini çizme noktasında, onu aydınlatma noktasına geliştirme konusunda gibi. Hı hı. Ama yoksa hani menajer var olan bir ismi, e, ona gelen işlerini çekip çevirme ve düzenleme mi olarak algılamalıyız? Ya da hangisi Tabii. menajerin? Aslında ikisi de var. Yani ikisi evet. ama farklı. Şimdi çok popüler isimleri alıp… Onların şöhret ve kariyerlerinin devamını sağlamak için çalışan e, menajerler var. Birkaç isim var bununla ilgili çalışan hı. ve herkes onlarla çalışmak istiyor. Bütün ünlüler e, zaten ünsüz olan kimseyi almıyorlar ve o kendi kadrosunun içerisindeki insanlarla o devinimi sağlıyor. Hı hı. Ama bir de sıfırdan alıp onları kariyer şeyinde, basamaklarda çıkartanlar var. Mesela ismini vermekten şey olmam, bizim Yasin Soy vardır mesela, Türkiye Güzel Yarışması'nda yapar. Ardından da o kariyerlerin nereye gelmesi gerektiğini planlar bir sürü ekiple birlikte gibi gibi insanlar var. Bizde de zamanında bununla ilgili çok faaliyet vardı. Hem şöhret yönetimi yapıyoruz, şu anda şöhret yönetimi daha ağırlıklı gidiyor. Ama sıfırdan belli bir yere getirdiğimiz çok isim var. Yani şu anda saysam herhalde şu anda dizilerin herhalde bir 10 tanesindeki başrolü oynayan kızlarımız, çocuklarımız bizim ajanstan şeye ulaşmış, şöhrete ulaşmış arkadaşlardır. Değil mi? Sonuçta yani bu işi yapan sanatçıların belli bir noktada hani tıkandığı ya da öngöremediği pek çok noktada hani yurt dışında olduğu gibi aynen e, senin bütün kariyerini planlıyor. Yani sen bir adım attığı zaman iki adım e, sonraki planın menajerde var zaten Kesinlikle. seni ona göre yönlendiriyor. Reklam getiriyor ya da Tabii. en aslında en büyük şey herhangi bir kriz durumunda orada bir çözüm üretmek evet. ve orada doğru bir duruş. ya Çünkü kariyerin bozulma bir riske girmek Hı -hı. durumu tamamen o öyle bir şey de oluyor. Ya da yurt dışı ile alakalı bir olasılık oluyor. Onu iyi değerlendirebilmesi açısından bir menajerin hayatında olmasının çok kıymeti Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. İyi bir menajerin. Kesinlikle. Peki hadi gelsin yeni hadi. fotoğraf. Ha, işte o tekne. <gülüyor> <gülüyor> tan ya tan da yani hani abi abi kardeş öyle. Benziyorsunuz da bu fotoğrafta değil evet, mi? Çok <laughs> Ya çok çok severim. Tan benim e, İstanbul'a taşındığım zaman ilk arkadaşım. E, ilk tanıştık o da İzmir'den. Ben de İzmir'den geldim. Ve e, hiç ayrılmadık. Hiç. ya yani Dün bile telefonda saatlerce. Ankara'da şu anda işinden dolayı. E, ama çok çok sevdiğim dostum, arkadaşım. E, okulunu açarken onun duvarına ben sıva yaptım. Ben ajansı açarken benim duvarıma boya sıva... Tan yaptı. O kadar yakın yani. Artık yani, yani şey böyle seçtiğim kardeşim derler ya hani evet. hayattaki evet. öyle. Hiç hiç değişmez yani. Her koşulda yanındayım kardeşim abi. Çok <laughs> güzel bir anın Fatoş fotoğrafı. Fatoş da de. Fatoş da yine balerin Hı -hı. ve Tan'ın ortaklarından birisi. Zaten şöyle kenardan köşeden başka kimler var diye bakıyorum. Şimdi bir Tarkan'la olan fotoğraf ee, vardı. Şimdi Tan Sağçuk'la olanı gördüm. Şu anda ama göremiyoruz. Orada... E, Teknede de, tekne de bayağı bir tekne. var arkada. O galiba baş olması gerekiyor. O zaman Karamelek'ten birlikte çalışıyorduk. Hmm. Onunla da dost olduk. Ee, ama diğerlerine ayak, bacak kalamıyorum. <laughs> Peki, fotoğrafların öyküsünü dinlemeye devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam edecek. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam ediyor. Gökhan. hız kesmeden devam ediyor. Fotoğrafların tamam. öyküsü dinlemeye. <laughs> Gelsin yeni fotoğraf. Oo, Oo. nefis kostüm. Çok iyi fotoğraf. Evet. Neredesin? Ya bu e, yarım kalan bir projenin e, şeysi. Ben e, bir dönem dizisinde işte başlayacağım sırada e, bir sıkıntılar yaşadım. Müsaademi istedim. Sağ olsun onlar da beni kıymadı. Şey kırmadı, kıymadı. <gülüyor> <gülüyor> Kıymadılar bana izin ver. Evet, ama şey e, bütün hazırlıklarımız e, şu haldeydi. Hmm. E, ben çok istemedim. Kendime ait hissedemedim. E, hmm. Şeyimi istedim. İçine sinmedi. Evet. Hmm. Ama şey... Benim için... İyi bir karakter işte. olmuş ama çıkmış ya, değil mi? E, şöyle, ya şöyle söyleyeyim, bu karakter için 3 ay çalışma yaptık. At bindik, ok attık, kılıç, kalkan her şey, koreografiler falan. Fakat içime sinmeyen çok şey vardı işin içerisinde. Ee, uzun süre sonra da yeni bir projeyle ilk defa görünecektim. O yüzden de... E, İstediğim şartlar oluşmayınca müsaade istedim diyeyim yani. Peki. Davet, <laughs> Hadi gelsin şey yeni fotoğraf o zaman. <laughs> Bakalım şimdi hangi fotoğrafın öyküsüye devam edeceğiz. Oh arkada şeyler. Bu. Ne yine, yaptın? Bu, bu, bu nasıl bu, bir fotoğraf? Nasıl bir an bu? <laughs> bu kaos örümcek a diye bir sinema filme de işte oradaki karakteri canlandırmıştım. Hı hı. E, Yüzbaşı Mete'ydi bu. E, Bundan önceki planda o bir koridor. Koridorda 100 kişi var. Cemal Yunan'la birlikte karşılaştığımız ve işte bundan sonra böyle action action hatta kaşımın patladığı, bundan hemen sonra kaşım patladı. 8 dikiş atıldı mesela. Aa, evet. O kadar bir role kaptırma oldu. Hayır, role kaptırmadık. Hayır. O nasıl bir koreograf? Eee <laughs> Ya şimdi Cemal benim çok yakın arkadaşım. Hı -hı. Cemal Hünal. Eee Gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım bir de. Ama Cemal biraz şeydir böyle sağ solu belli olmaz. Çok enerjiktir ve e, aksiyon işlerinde de çok yeteneklidir adam. Yani dövüş sporları, işte kılıç, kalkan her şeyi yapar zaten. Bilen biliyor. E, oradaki arkadaşlar dedi ki Gökhan'ı fazla hani hırpalamasın, hani şey olmasın. Hani böyle biraz kontrollü gidelim. Koreograf bize gösteriyor. Her sahneden önce işte 1-2-3, 1-2-3. Ben de 1-2-3 kaçıyorum Cemal de karşıdan izliyor. Koreografi ilk son bir kere yapalım mı? Tamam dedim. Bir, iki, üç yaptım. Böyle abi dedim. Dört geldi buraya. Ne yaptın? Abi kaçarsın zannettim dedim. Buradan böyle. Oo. Tabii. Ve filmin ortasıydı. E, filmin geri kalan yarısına ki bu 2011 olsa gerek. O dönemde hani CGI bilmem ne yapmak biraz çok iş. E, bütün şeylerde burayı e, yaptılar. Kapattılar. Yani burada çünkü bandaj var yani. Burada yok tabii bu son e, öncesi. Öncesi. Bu kadar evet. insanı serdikten sonra başına evet, gelenler Evet. Evet. Yanmış <laughs> gibi Kimseye ben sermedim. Kendi düştü hep patır <laughs> patır da. O Güzel çok işte. fena bir öyküsü varmış gerçekten. Evet. Peki hadi gelsin yeni fotoğraf. Hah. Ben işte böyle Bayağı yaparsan havalarda. kaşın gözün patlar fotoğrafı bu da. <laughs> Aksiyon seviyoruz ama <laughs> galiba seviyorum. değil mi? Tabii. Ben evet. uzun yıllar tekvando da yaptım. Tabii onu bilen hocalarımız, bizim işte yönetmenlerimiz diyor ki Gökhan sen buradan işte atlarsın, oraya bir ayakla vur, onu nasıl uçarken ateş et falan." Ben stand kullanmadan yaptım burada tabii bu işi. Yani şimdi orada yarıya kadar çıkmış koşuyorsun. bir şey. Koşuyorsun. Ba bastın mı yoksa? yok, yok koşuyorsun. direkt orası mı? bizim <laughs> e, şeyin e, binanın evin e, otoparkı hatta. E, o, tesadüf yapımcının da ofisi oradaydı. Çok enteresan. Tesadüf tamam. yani tamamen. Orada orada ayak izi hala duruyor hatta. <laughs> Kaç yıl oldu? Bir boyamamışlar, bir boyamamışlar. bak. Buradan <laughs> yönetime sesleniyorum. <laughs> <laughs> ee, orada altta sadece bir şey var. İşte standların üstüne atladıkları bir minder var. Hı hı. Şöyle e, güzel bir minder. Onu da görünce rahatlıkla atladım zaten. Ya, o dönemde çok spor yaptığım için çok sorun olmadı. Bayağı oraya koştum, ayağımı bastım, yan atlayarak ateş ettim. Aslında e, proje için ne kadar... Avantajlı bir oyuncusun değil mi? Tabii atlamalarda falan birçoğunda ben atladım ama çok böyle riskli sahnelerde tabii ben de cesaret edemedim. Baya e, tepelerden, gökdelenlerden falan düşünen sahne vardı. İlginç bir filmdi bu aslında da çok yerini bulamadı. Neydi filmin adı? Ee, Kaos Örümcek Ağı. Kaos Örümcek Ağı. Hmm. Çok iyi fotoğraf. Çeken nefis yakalamış. Peki hadi gelsin yeni fotoğraf. Heh, Burak Gülgen. <laughs> Nasıl bir andasın? Ee, rahmetli Melih Gülgen'in oğlu Burak Gülgen, yönetmen. Ee, burada da bir dönem işi çekiyoruz. Ee, projenin ismini hatırlayamıyorum şu anda. Kaç senesi vardır bu fotoğrafın çekilmesinin? Ee, bu da 2012, 2012 falan galiba, 2013. Yine bir 10-12 senesi var o zaman. Var. Hmm. Aha. Ne anlatıyor bu kadar hararetli? Ya Burak benim çok yakın arkadaşım. Hatta şu anda birlikte belgesel çekiyoruz Türkiye'nin çocuk yıldızlarıyla alakalı. Çok güzel bir şey geliyor. mi? Şey, geçmişten günümüze. Yeşilçam'daki yani Çok çok güzel çok oldu. Güzel. Çok güzel şeyler anlattılar. Biz böyle bittik, eridik yani. Şu anda montajı devam ediyor. Orada da yine onun projesi. Orada. Çerkez Hasan'dı galiba bir şey, bir karakteri canlandırıyorum. Ne yapmam gerektiğini içeriye giriyorsun ve orada şey yapıyorsun işte isyan ediyorsun gibi bir şey anlatmaya çalışıyordu. Öyle yakalanmış bir fotoğraf. Sen herhalde soğukkanlıkla dinliyorsun. Yönetmen orada böyle ateşli ateşli anlatırken tabii, nasıl tabii. alıyorsan o anda. Tabii muhtemelen Hatta gözünün önünde oynatıyorsun kendini. Burada şey Burak hatta kamerayı da aldı. Sırtına yetenekli bir adam aldı sırtına şey benim amorsumdan şeye girişi mesela peşimden o omzuyla çekti istediği şekilde falan onun heyecanı da vardı çok böyle şey koşullarda çektiği bir işti yine. Ne güzel ne keyifli proje. Çok ya o he? benim çok çok birlikte proje yaptık zaten Mahbberkar Kösem Sultan'da da yine. Bütün e, kamera arkasının belgeselini yapmıştı. Yine orada yönetmenliği Burak yapmıştı. Ondan beri 2010'dan beri hiç ayrılmadık. Hep birlikteyiz. Çok güzel. Selam ve sevgilerimizi gönderin ve geçelim hadi e, İzliyorsa. <gülüyor> Gelsin <gülüyor> bakalım. Hah? Üşüdüm dedi. <gülüyor> <gülüyor> üşüdüm dedi. Ben de Çok gömleğimin güzeldi. içine aldım onu. <laughs> Madem Gömlekle öyle bak maşallah. ben size. Oversize izledim. işte faydaları. <laughs> Kesinlikle. Neredesiniz? Gümüşlük Gümüş Yok burası Kadıkalesi, Bodrum eser, değil mi böyle? E işte bir, bir bazen esiyor böyle, orası hiç durmadan esiyor ama şey o biraz şey maymunluk yaptık yani orada ya. yani o kadar üşünecek bir durum yok. Çok güzel bir an ne hissediyorsun? Bu bakışın öyküsünü bir biraz güzel bir anlatın hey, yani daha güzel bir yani anlatacak bir şey yok ki. <laughs> Görüyorsunuz falan diyor. Ya Doğru. Gerçekten şey e, bence o, onu işte. Kucaklamak, onu içine sokmak işte böyle istersiniz ya aynen böyle bir şey belki Şimdi bakınca hakikaten çok güzel bir şey söyledim. Ne anlatabilirim ki bazı o sevginin kelimesi yoktur ya onu evet. sadece yaşarsın ve evet. hissedersin ve hissettirirsin. Bu bazen söyleyemezsin. Kelimeye dökülebilecek evet. kadar hani bir çerçeve çizemezsin. Evet. Aslında çok da konuşacak bir şey yok. yok. gözlerde belli zaten. Evet. Devam edelim hadi gelsin sıradaki fotoğraf. Ha, bu da Ayvalık. Ee, hangi proje? Bu e, rahmetli Tom Giritlioğlu'nun bir projesi, hmm. e, her şeye rağmen diye bir proje. Onun yapımcı olduğu Şükrav Avşar'la birlikte çok sürmedi çünkü e, şey e, zor çok zor bir dönem işiydi. Çok uzun süre sürmedi. Zaten ben ilk üç bölümde vardım bu işin öncesi hikayesi bizdeydi. O çocuk büyüyor, benim oğlum olarak benim intikamımı almaya işte yemin ediyor gibi bir hikayesi vardı. Çok güzel şeydi. Hani severim orada bir köylü adamı oynamıştım. Hani sağ olsunlar Ümmü Burhan çekiyordu yönetmen. Sahne öncesinde çekilmiş bir hatıra fotoğrafı. Tabii tabi. İşte şeyin e, Yağız'ın annesi çekmişti. Ha tamam şimdi. Evet. Hatıra çok iyi çekilmiş bir fotoğraf. Ne evet. güzel. Böyle fotoğraflar direkt o ana götürüyor tabii, canım ya. ya yaşatıyor. Çok Sıradaki fotoğraf. Ha? Evet. Gurbet kuşları. Meşhur <laughs> Gurbet kuşlarının tekrar işte şeyi güncel versiyonunu yapmıştık o dönem. Ee, çok benim Yusuf Kurçanlı ile çalışma şansım olmuştu. Yusuf hocayı böyle çok severdim. O da beni çok sevdi. Kendisi o dönem başka bir kanalda başka bir dizide oynuyorum. Beni bir film şirketine çağırdı. Yusuf Kurçanlıyım ben dedi. Görüşmek istiyorum. <laughs> ben bıraktım her şeyi ve gittim <laughs> Yusuf hocanın yanına. Çok kıymetli. Yani Memduh'unla de öyle çalışma şansım oldu. Ben şanslıyım ya. Vallahi şanslı. Ama <laughs> <laughs> maşallah. Yusuf <laughs> Hoca e, dedi ki ben seni dedi izliyorum dedi. Çok güzel bir proje yapacağız dedi ve Cüneyt Arkın'ın rolü var dedi. Onu sen oynayacaksın dedi. Gurbet Kuşları'nda Cüneyt Arkın'ın çıktığı rol o karakter. Allah Allah falan dedim ama ben dizideyim. hocam nasıl olacak bu dizi bitiyor ya dedi <laughs> e? nasıl bitiyor ben ondan öğrendim dizinin biteceğini aradım yapımcı dedim ki dizi bitiyormuş nasıl oluyor bu ben başkasından öğreniyorum setten çıktım geldim ya Gökhan bir durum var istersen sen bir görüş dedi hmm. sen bir görüş sen bir görüş de boşta kalma falan gibi sağ olsun o da böyle iyi bir ekipte hmm. ee, hemen oradan dediğimiz durum işte hiç aralıksız olduğum dönemler bir dizi bitiyor öbürüne başlıyor. Çünkü sıcağız. PR'ımız devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan işte biliniyorsunuz bilindiğiniz kadar. O yüzden de sıcağı sıcağına oyuncu olduğu için hemen alıp e, o projeye dahil olduk. Çok sevdiğim hatta e, eşimi tanımama vesile olan program şey dizi bu. Nasıl? İşte orada Kerem Corogil var. En küçük. <laughs> o kadar küçük değil. O eğildi aşağı biraz da o yüzden küçük görünüyorlar. Ee, Kerem'in arkadaşıydı Ceren. Eee onun sayesinde tanıştık. Aa ne güzel. Evet. Ne yani ne güzel. Denk bu dizinin denk bana şu anda işte katkısı bu. Yani çok çok önemli bir dizi benim için. Gurbet kusura. hayatını farklılaştırmış katkısı. Tabii canım katkısı ya. Hayatım... Bütün hayatım değişti. değil. Mi? Yani son 20 yılın hikayesi orada başlıyor işte. Çok aşağı güzel. Yukarı. Aa, çok güzel. 20 yılın hikayesi. Evet. Peki e, bu fotoğraf nasıl bir anda çekildi? Bu e, şey e, bütün aileyi oluşturdular. Hı hı. İşte babamız Rutkay Aziz, Miraç Çarolnat, annemiz işte Melih Görgün. E, kar, aslında yaşı küçük de abim oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Benden büyük gösteriyormuş. O abi oldu. İşte ikizler onlar da. E, Ayfer dönmez de Kerem Çorogil bir aileyi oluşturdular. Tam olarak hikaye zaten Gurbet Kuşları'nın orijinal hikayesinin şeyi olarak dizi versiyonu olarak yapıldı. bu da bütün kas tamamlandı, okeyleştik, herkes imzaları bilmem ne, bir sonraki gün sete çıkacağız. Hadi dediler bir bahçede fotoğraf çekelim, aileyi bir şöyle bir görelim dediler. Fotoğraf çektiler, benim bıyıkları kestiler sonra. <laughs> Öyle mi? <laughs> Yusuf Hoca çok kızmıştı ya. Kim kesti bıyıkları diye. Evet. Aslında basın tanıtımı için de çekilmiş bir fotoğraf. Evet, gibi. basında da kullanıldı ama sonra bıyıklar kesildi. Başka daha o zaman kardeşi oldum işte. Bıyıklar kesildi, yaş iyice. Evet, yaştan dolayı bir yaptılar onu. Peki hadi gelsin yeni fotoğraf çekim anında. Bu da diğer bak. Hep bakıt. böyle araba sahneleri çok merak ediliyor. Ya, ya çok eziyetli şeyler biliyor musunuz? Bu araba sahne orada iki kamera var, Hı -hı. Işık var, işte strafor var, ee, bir sürü tripod işte bilmem ne magic armlar bilmem ne şey kamera ayakları bir şeyler var. Siz o aradan böyle küçük bir delik görüyorsunuz orada araç kullanırken oyun oyunu yani oyunuzu oynuyorsunuz. Tabii tabii. O kadar zor ki aslında. Şimdi low loader denen bir şey getiriyorlar raconun üstüne koyuyorlar böyle o oh, hmm. falan gibi yapıyorsunuz çok rahat. Bitti mi artık böyle çekim? Çekiliyor hala çekiliyor yani biraz prodüksiyonel anlamda daha düşük bütçeli olunca onların biraz yüksek şeyi hmm. böyle çözümler üretiyorlar. Bazen görüyorum ya önümüzden geçiyor böyle araçlar daha da fazla makinalar daha da büyüdü bazıları böyle aparatlar bir şeyler falan. Çok zor. Çünkü araç sahneleri de çok kullanılıyor. Yani işte o anda ezberinizi mi atacaksınız? işte oyununuzu oynayacaksınız. <laughs> Kameralardan mi? Dikkat edeceksiniz mi? falan. Çok zor iş. Diyarbakır burası. Hangi diziydi? Sevgi ya Taşı sinema diye sinema mı? filmi. Sinema filmi. Ee, Ahmet Hoşsöyler'in bir projesiydi. Gittik orada. Ee, çok güzel. Hatta burada da çok ilginç bir şey oldu. Ee, burada On Gözlü diye bir şey var. Bir köprünün olduğu bir yer var. On Gözlü müydü? Öyle, öyle bir şey hı hı. Ee, orada Ak gecesi çekim yapacağız ee, gece oraya ışık kuruyorlar ve zifiri karanlık orası ee, bizim ışık ekibi ışığı bir çeviriyor içeride çırpınan birisi var Nasıl? birisinin hayatını kurtardılar bu Aa. projede orada evet düşmüş aşağıda ya da Aha. bir şekilde aşağı yani işte bir şey olmuş onu çıkarttılar hastaneye götürdüler falan o, o günden öncesi yani ay e, gecesi olan olay sonrasında. Evet, evet. Ne kadar Bu, güzel bir şey vesile olmuş. Evet zaman, ya. Işte, kim bilir neydi sıkıntı dert ama bilmiyoruz işte. Yani çok güzel. Peki ucalama. hadi gelsin yeni fotoğraf o zaman. Kelebek çıkmazı. Oh kimler kimler var şimdi orada. Se, sen neredesin? Ben işte bıyıklı olan benim. O turuncu. Aa ne kadar farklı çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet orada Pamela var. Ee, Melike Öcalan var. Öcal. Melike Öcal. Yanlış söylemiş oluyorum, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Arda Kural var da yüzü görünmüyor orada, o sarı e, şöyle kulağa görünen Arda Kural var. E, Ceren Benderlioğlu var hemen yanımda, onun da bir ağzı gözükmüş sadece. Hmm. E, bu da Hümeyra'nın olduğu, rahmetli Aytaç Arma'nın olduğu, e, Deniz Türkali'nin olduğu çok acayip bir projeydi. E, Mustafa Toklar'ın projesiydi. İlk başrolümü oynadığım işti. Aa, çok özel evet, Çok özel dizi. Benim başlangıç hikayem buydu. Mustafa Altoklar bana dedi ki başrol oynatıyorum seni dedi. O gün itibariyle başrol oldu. Ne hissettin o zaman? Çok sorumluluk hissettim. Hı. Çok zordu. Yani o kadar çok destek aldım ki Alper Kul çok destek vardı. Sürekli gidiyordum bana birazcık işte coaching yap gidiyorum. Çok iyi arkadaş olduğumuz için şöyle yap böyle yap taktik veriyor tabii. Benim için çok şeydi. Heyecan, şu an bile heyecanlandım. <laughs> o zaman. Şu an... Aşırı heyecanlandım. Yani acayip bir projeydi benim için. Önemli hikaye. Çok güzel anılar, çok güzel evet. anlar. Ne güzel. Peki hadi devam edelim. Gelsin sıradaki fotoğraf. Karavan hikayemiz bizim. Vay. Ee, sizin karavan. Bu, bu bana gönderilen işte bir karavandı ama benim karavanım bakımlı olduğu için o firmadan bana bir karavan göndermişlerdi. Ee, oturup çalışırken de böyle bir fotoğraf çekmiştik. Onun şeyi anı. Karavan Nasıl Karavan giriyoruz. hayatı. Karavan yani bazıları hayatını... çok sever, bazıları hani sevmez. E, sevmez. Yani evet. ben ne yapıyorum yapıyorumlar? Hani böyle önceden cazip gelir, evet. keyifli gibi gelir. Yani kafam nereye isterse orası benim evim gibi falan diyor. Özellikle yani yazın çok tercih edilir ama çok zor. Değil çok mi? doğru tespit. Yani karavanı ya seversiniz ya sevmezsiniz. Yani arası yok. Çünkü karavan aslında çok konforlu bir şey değil sadece konforluymuş gibi hareket etmeye çalıştığınız bir ortam. Küçücük zaten 4 metrekare, 5 metrekare bir yerde yaşamaya çalışıyorsunuz. Evet. 3 kişi, 4 kişi. E, fakat karşılığı çok güzel. Yani hayatınız boyunca asla gidip kalmayacağınız bir noktada kalıyorsunuz ve sabah öyle bir şey uyanıyorsunuz ki yok artık diyorsunuz. Ya gerçekten o kadar çok hikayemiz var ki bu bu, bu Baştan sona bir konu olur bu program olur. Kesin. O yüzden de hani bunu anlatmak imkansız şu anda bu sınırlı sürede. Fakat karavan insanların hiç beklediği e, hani böyle düşlediği şekilde gelişmiyor. O anda gelişen durumlar sonucunda karşınıza sürprizler çıkıyor ve hep sürpriz var. O fotoğraf karesini hiçbir zaman kestiremezsin. Fotoğrafı da verelim arkadaşlar. Şu karavan çok çünkü çok güzel görünüyor böyle bildiğimiz bu, karavanlardan biraz daha farklı. Bu bir pick-up üzerine konumlandırılabilen bir modeli Hı. ve e, çok özel bir Karavan şekli, o aracı çıkartıyorsunuz, isterseniz onsuz da kullanıyorsunuz falan. Vay, Karavan çok güzel, çok değişmiş. Biz, biz sen yine gel bir karavan konusunda sadece karavan, karavanlarda olacak. Konu ya. Program yapalım. Ee, Gökhan çok Süremiz keyifli bizim. anlattın. Süremizin sonuna geldik. Fotoğraflarının öyküsünü geçmişten günümüze. Hayal ettiğin anı sorduk sana hmm. yapay zekaya yaptırmak için nasıl bir an hayal ediyorsun diye sorduğumuzda karım, kızımla ve köpeğimizle kendimize ait adamımızda tasarladığım. Modern evimizde sakin sakin denizi izlediğimiz bir anı fotoğraflamak isterdim. Evet atış serbest deyince ben de <laughs> hani ütopik ne olabilir? Hani adamız olsun bir de böyle istediğimiz evimiz olsun dedim. Bak ama bir ada, ada. üzerinde bir ev. Ha, Bakalım hepsi... yapay zeka nasıl tasarlamış senin için bu anı? Vay! <laughs> Vallahi evet yapay zekanın yapayına benziyor mu? Vallahi Ceren en çok benzemiş. Şu programımızın hatırasını bir hediye tatlı. etmek istiyorum. Pia'yı bile Pia bizimki beyaz değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Biraz yaşlanmış, yaşımız olmuş falan. E tabii ada almak zor bir Ada şey. yani zor. Evet. Çok çalışmış çok çab çabalık. yıllar geçmiş geçti mi emek var. <laughs> çok yaşam... <laughs> yapay zeka bunu <gülüyor> öngörüyor <gülüyor> hemen. Ama güzel ben evi sevdim. Ev, ev olur. Ev, adaya kurulmuş bir Ne olsun. Çok tatlı, <laughs> Gökhan, çok çok teşekkür ederim. Çok İyi ki geldin. Hayal ettiğin ben... tüm anların gerçek olması dileğiyle Hayır, çok Çok lazım. teşekkür ederim. Herkesin. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fotoğrafın öyküsünü okusalıyoruz. Hoşçakalın.